Aslında onlar hep umudumuzun tükendiği anlarda ortaya çıkıyorlar. Hani şu memleketin güzel insanları diyoruz ya, memleketin ucu bucağı köşesi demeden gidip çalışanlar. Zaten bilirsiniz, yol hikayesi Bamteli için yola çıkarken demiştik ki bu memleketin gerçek insanları ekranda olacak. Onlar da hatırlandıklarını bilecekler ve onlar çocuklarımıza örnek olacaklar diye. İşte bugün öyle bir öykümüz var. Bundan sonra da yine öyle öykülerimiz olacak. İşte onun için başlamadan önce diyorum ki, özellikle çocuklarınızı şimdi ekran başına çağırın ve izlesinler. İzlesinler ki bu memlekette hala çok güzel insanlar, çok gerçek insanlar var. Yol hikayesi Bamteli'nden bir kez daha merhaba. İşte yola çıkış ilkemize uygun olarak bu memleketin gerçek insanlarıyla birlikte olmaya devam ediyoruz. Bu hafta önce Avcılık Köyü'nde olacağız. Elazığ'ın Avcılık Köyü'nde. Sonra Arıcak'ta, Erimli Beldesi'nde ve başka yerlerde öğretmenlerle, sağlık personeliyle, yani tüm gerçek insanları, ekranda olması gereken insanları size anlatacağız. Çünkü onlar bir programa sığmıyorlar. İşte şimdi Avcılık Köyü'ndeyiz. Hacı Osmanoğlu öğretmenle. Göz önündeydiler hep. Hepimizin yaşamından bir parça yüklüydüler. Bu yüzden olsa gerek göze görünmeyi beklemediler. Hepimizin ilk olmak istediğini oldular, biz oldular. Onlar bizim öğretmenler. İlk atandıklarında daha içlerine attılar şikayetleri. Her yerinden ülkemin kalkıp üstlerinden hiç atamayacakları bir sorumluluğu yüklenerek kocaman bir ordunun neferi oldular. Onlar bizim öğretmenler. Herkes gibi yaşamak için çalışacaklardı ama bir de gelecek yüklendi gönüllerine. Öyle dimdik, öyle suskun duruşları yaşam karşısında öğretmenin erdeminden başka bir şey gelmesin aklınıza. Onlar bizim öğretmenler. O kadar bizim ki çocuklarımızın en çok konuştuğu, bizim en çok eleştirdiğimiz ve ekonomik sıkıntı örneklerinde bile adlarını dile getirdiğimiz ama ne fırtınalar kopuyor içlerinde pek düşünmediğimiz bizim öğretmenlerimiz. Üretmeyenlerin ödüllendirildiği, televizyon ekranlarının kolay kazanmayı öğütlediği bir ortamda beklentisiz savaşçısı olmak ışığın zor işti. Ama oldular. Hem de sönmemecesine. Çünkü onlar bizim öğretmenlerimiz. Kocamanlı yürekleri. Yol ve gurbet onlara yazılmıştı sanki. Almayı düşünmeden yarını yazmaya gidenler de öğretmenler. Güçlüydüler, kilometre taşlarını yok sayacak kadar. Ve cesur, coğrafyanın köşesine ortasına bakmayacak kadar. Haritanın bilmedikleri yerlerine tedirgin gidip çocuk gözlere takılınca kendi sorunlarını bir yana bırakacak kadar yürekliydiler. Onlar bizim öğretmenler. Cumhuriyet kadar genç, fırtına deresi kadar coşkun, bir çınar kadar bilgeydiler. Vatan toprağının ucu bucağı yoktu onlar için. Yeter ki önünde ay yıldızla süslü bir bayrak görmesinler. Düştüyse eğer gönüllerine bu ateş, sorgusuz sualsiz görevdeler. İşte onlardan biri, Elazığ merkeze bağlı Avcılık köy öğretmeni Hacı Ormanoğlu ve onun deyimiyle Goncaları, konuklarımız. Tanıyınca siz de aynı şeyi düşüneceksiniz. Dört duvar okul sıcaklığına bu kadar mı çevrilebilir? Onun öğrencisi var okulun. Onu da sevdalı okullarına şimdi. Çünkü öğretmenleri sevdalı öğretmeye. Öylesine bir sevgi ki bu. Sayımız 9'a düşerse okul kapanır korkusuyla sınıfta kalmayı bile düşünebiliyor öğrencileri. Duvarlardaki yazılar, fiş yerine balonlar, rüzgar gülleri ve uçurtmalar ve öğrencilerine öğretmek için gizli gizli çalıştığı bilgisayar. Her şey o kadar yakışmış gibi duvarlara. Unuttuğumuz değerleri hatırlatmak için çarpıyor sanki yüzümüze. Sergiler açıyor. 10 kişiyle halk oyunları yarışmasına katılıyor. Her öğrencisinin diş sağlığını onlara cebinden fırça macun alacak kadar çok düşünüyor. Okulun bahçesinde toprağı sevmeyi öğretiyor. Ama bunlar Hacı Ormanoğlu'nu anlatmaya yetmiyor. Yüzündeki mutluluk ve gözündeki pırıltı böyle aşklar hala yaşanıyor mu dedirtiyor. Ama her şeyi de yalansız ifadesi anlatıyor. Nereden mezunsun hocam? Ben Siirt Eğitim mezunuyum. 95 mezunuyum. 10 yıllık öğretmenim.
Ne dedin daha önceleri? 2 yıl Nevşehir'de çalıştım. 5 yıl Şanlıurfa Merkez'de çalıştım. 2 yıl Batman'da çalıştım. Geçen yıl da buraya geldim. Öğretmenliği çok sevdiğin belli. Yani evet. Böyle bir soru sorulmaz sana. Bu sınıftan belli. Neden bu kadar çaba? Nasıl bir keyif veriyor sana bu? Bununla ilgili küçük bir hikaye anlatmak istiyorum size. Amerika'da bir araştırma yapılmış. Bir kenar mahallede bir araştırma yapılmış. 200 öğrenci üzerinde. Bir profesör öğrencili aslanlarını gönderiyor. Diyor ki bu kenar mahalledeki öğrenciler hakkında bir araştırma yapın. Bu 200 öğrencide neler olabilir? Hiçbir imkanı yok. Yani çok kıt imkanlarda eğitim yapılan bir yer. Ve araştırıyorlar. Diyorlar ki buradan bir şey çıkmaz. Yani bu imkanlarda bu şeyde bir şey çıkmaz deyip rafa tutuyorlar. Gelip hocalarına söylüyorlar. Hocalar da uygun görüyor. Ve ardından 25 yıl geçiyor. 25 yıl sonra yeni bir profesör sosyoloji bölümüne atanıyor. Arşivleri inceliyor. Arşivleri incelerken bu yarım kalan çalışmaya rastlıyor. Bu defa bir merak oluşuyor. Acaba o 200 tane öğrenci ne oldu? 25 yıl önceki. Ve yine bir araştırmaya başlıyorlar. Değişen şeyler ortaya çıkıyor. Bu öğrencilerin çoğuyla görüşüyorlar. Sadece 20 tanesi hariç 180 tanesiyle görüşüyorlar. Birçoğu doktor, mühendis, avukat olmuş. Şaşırıyorlar yani sosyoloji biliminin altı seriyor bu bir çalışma. Bunları bulunca soruyorlar. Bunun özü ne? Diyorlar ilkokul öğretmenimiz. İlkokul öğretmen deyince artık o profesör de merak etmeye başlıyor. Acaba ilkokul öğretmenim bunlar ne yapmış ki bunlar bu kadar başarılı olmuş? İnşallah diyor öğretmen hanım veya işte öğretmen bey vefat etmemişti ben bu bilgiyi almam lazım. Araştırıyor öğretmeni buluyor. Öğretmen yaşlı bir bayan artık o da geliyor elini öpüyor. Ben profesörüm diyor ama sizin bu şeyinizi duyunca ben mümkün değil sevindim ve şey yaptım. Sırrı ne diyor bu işin sırrı? Diyor ki onları çok sevdim. Bizim bu işin sırrı onları çok sevmek. Ve bir vakası oluyor öyle diyor. Sevdiniz böyle mesela folklor ekibi kurmuşsunuz. Evet. Kim öğretiyor onlara? Zaten toplam 10 kişisiniz. Onu da mı oynuyor? Tabii onu da ekipte. Bu etkinlikten ben çok faydasını gördüm. 10 yıllık öğretmenlik hayatımda öğrenci kendi güveni artıyor. Öğrenciyi öğretmeni sevmesi yönden şeyi artıyor. Öğrencinin okulu sevmesi. Bir öğrencime dedim ki okulu seviyor musunuz? Belki siz de şey yaparsınız. Öğrenci diyor ki keşke yaz tatili gelmese. Şu anda bizim en büyük sıkıntımız bu. Öğrenciye okulu sevdirmek. Öğretmeni sevdirmek. Sen nereden biliyordun? Ben halk eğitimin şeyine, kursuna gittim. Kursta öğrendim. Daha önce Şanlıurfa'da da yine kursa katıldım. 16 oyunu öğrendim. Şanlıurfa'da bir sınıftan ekip çıkardım. Bunlar çok güzel şeyler. Buranın ilginçliği 10 kişi onu da ekipte. Bu, evet bu yönü var. Oynamaya gittiğinizde bir yeri kapatıyor musun okul? Mecbur. Bütün okul gittiği için kapatıyoruz. Ama yani veliler dedi ki hocam bu öğrenciler yani yarışmaya katılamaz, yapamaz. Kendi çocuğuna önce o ön yargılı davranmaz. Dedim ki güvenin, çocuklara güvenelim. Halk oyunları nasıl çalıştırdınız çocukları? Ben teyple bile mi? Yok, masaya ritim tutarak çalıştım. Hiçbir enstrümanımız olmadığı için masaya ritim tutuyorum. Ona da bu şekilde çalıştım. Nasıl yapıyorsun? Mesela derim. Yarışma günü müzik var, şaşırmadılar. Yarışma günü sadece 15 dakika davulla birlikte çalışacaktık. Başka bir şey yapamadık çünkü öyle gerekiyordu. Davulcular da çok para istiyorlar. Tutamıyoruz. Umudumuzu artırdın öğretmen. O masa ve bir anahtarla sevgiyi görünür hale getiriyor sanki. Aziz İkiratım okudu, hazır mıyız? Hayır! O zaman bir görelim bakalım, hazır? Hoppa! Mesela çiçekler gösterdin demin. Geçen yıl biz sergi açtık. Köy Gonca'da açtık sergisi. Yine 10 öğrenciden 320 çalışma çıkardı. Elazığ'ın merkez yerinde sergi açtık. Çok farklı oldu.
Bu yıl okulu açtığımda öğrencilerin ilk sorduğu soru, öğretmenim sergi açacak mıyız? Demek ki bu öğrenci bunu sevmiş, bu işi sevmiş. Derim, istiyorsan açalım. Yani onlarla karar almak istiyorum, onlarla işi yapmak istiyorum. Ve dediler ki açalım. Çok yoğun bir çalışmaya girdik, ikinci sergiyi açacağız. Zira ben birçok okulda bunları mutlaka görüyorum, tahta. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, gençliğe hitap etmişse. Ama yanında uçurtma aslında tek okul burası. Evet, evet. Şimdi şöyle, bakın. Şöyle bir gel, şöyle bir gel. Sen. Böyle uçurtmalar, uçuyor mu bunlar? Uçuracağız, şenlik de yapacağız. Sizi şenliğe de davet ediyoruz. Uçurtma şenliğine. Evet. Nereden aklına geldi uçurtma? Çocukluğumuzda gerçekten, ben çocukluğumda Adana'da geçti. Çocukluğumuzda öyle büyük arazi olmadığı halde biz sokak aralarında uçurtma yapar uçururduk. Onun zevki bambaşka. Uçurtmayla göklere selam gönderiyoruz. Kuşlara selam gönderiyoruz. Adeta bizim gidemediğimiz yere uçurtmamız gidince o sevinci paylaşıyoruz. Ama öğrencilerime sordum, uçurtma yapmayı biliyor musunuz? Hayır dediler. Yani bir çocukluk yaşanacak, uçurtma uçurtmana geçiriyor. Ben onu yaşanıyor saymıyorum. Çocukluk sayıyorsunuz. Sayıyor musunuz? Doğru, ben de uçurttum. Yani hatta deneriz belki biraz. Deneriz. Velilerle birlikte de şenlik yapacağız. Ve dedim ben size öğreteceğim. Şimdi her öğrencimin bir tane uçurtması var. Biz bu uçurtmaları uçuracağız. Uçsun çocuklar. Sevgisiz gökyüzüne uçsun değil mi? Orada havlular görüyorum. Altında diş fırçaları görüyorum. Nedir onlar? Evet. Ünitemiz sağlıklı koruyalım. Sağlığımızı koruyalım. Temizlikle ilgili ünite. O küçük mendille çocuk yüzünü sildiği zaman ne kuru diyor ne bir şey yarıyor. Yaş kalıp cebinde şey oluyor. Ben de gittim her birine bir tane havlu aldım, hediye ettim. Bundan sonra dedim ki öğlen arası geldiğinizde hep beraber elimizi yüzümüzü yıkayacağız, dişlerimizi fırçalayacağız. Hatta ben evden krem getirmişim, çocukların elleri çok çatlıyordu. Kremimizi de sürüyoruz, köy çocuğu kremi sürdükten sonra elma, yanaklı elma gibi oluyor. Açılıyor böyle. Yani onu yaşamak lazım Tayfun Bey. Diş fırçalarına gelince ünitemiz mesela yine diş sağlığıydı. Ben yani şöyle fırçala böyle fırçala taraftarı değilim. Artık bunları bırakalım, uygulamalı, yaparak yaşayarak öğrenelim. Hemen ben şimdi öğlen arası geldikleri zaman en başta kendim fırçamı alıyorum, macunumu, sucuğumu birlikte hepimiz işlerimizi fırçalayıp derse gidiyoruz. Bundan daha iyi öğrenme olur mu? Bu evde de örnek oluyordur bu çocuklar tabii, şimdi. Tabii bu da bu. Evde de zaten kendi fırçalar, ayrıca evde fırçalar var. Çocuklar dedim ki fırçalayın dedi de kesme fırçamız yok. Çözüm üretmek lazım, o zaman fırça alalım. Macunumuz yok. Yani üç tane macun şeyi ne olacak? Hemen aldım geldim hediye ettim. Yani sadece sen bir harf öğretmekle kalmıyorsun. Tabii sadece harf değil, hayatın kendisini öğretmek lazım. Yani hayat bir şey derse boşuna ama. Evli misiniz öğretmen? Ben evliyim, iki çocuğum var. Kaç yaşındalar, Allah bağışlasın. Sağ olun Zülfet. Ceren isimli bir kızım 5 yaşında, İrem de 3 yaşında. Ceren de seni okula göndereceğim. Peki onların ne olmasını istersin? Ben kendi şahsıma öğretmen olmasını isterim. Peki nedir seni öğretmenliğe bağlan, çocuk sevgisi? Yani çok ekonomik getirisi olan bir iş değil bu. Tabii o yönden. Ya bir de cebinden bir şeyler alıyorsun yani. Çocukların da var, onun için sordum evli misin diye. Ben öğrenmeyi, öğretmeyi ve üretmeyi çok seviyorum Tayfun Bey. Yani hayat şeyim bu, prensibim bu. Öğrenmek, öğretmek ve üretmek. Öğretmenlik idealim miydi yoksa öyle hasbelkader mi? İdealim. Ta çocukluğumdan beri ilkokul öğretmenim sormuş, ne olmak istiyorsun? Ben demiştim ki öğretmen olmak istiyorum. Ve gerçekten isteyerek bu işe girdim. Çok da seviyorum. Kendisine sunulan her imkanı sonuna kadar öğrencileri için kullanıyor. Öğreniyor ve öğretiyor. Burada bu 10 kişi çocuklar bilgisayarları da var orada bir tane. Tabii. Öğrencilerimiz bilgisayar öğrencilerimin emrinde kullanıyorlar. En azından günde 15-20 dakika her öğrenci bilgisayarın başında. Devlet bu bilgisayarları bize veriyor. Özellikle teşekkür ediyorum bakanlığımıza da. Bütün köy okullarının şu anda bilgisayarı var. Öğrenciler kullansın. Yani bunu kullanmayınca neye gelecek bu bilgisayar? Ve özellikle bende bir kart sistemi diye bir sistem var. 3 tane sarı kart alan, bir kırmızı kart alıyor. O ceza görevi görüyor. 3 tane yeşil kart alan öğrenci bir mavi kart alıyor. Bilgisayarı istediği gibi kullanıyor. Öğrenciler şimdi mavi kart almak için elinde geleni yapıyorlar. Siz nasıl heveslendiniz? Ne zaman tanıştınız bilgisayara? Bilgisayarda geçen yıl. Yani şey olarak burada tanıştık. Geçen yıl biraz acemiliğim de vardı. Bir de bilgisayar insanın elinin altında olunca daha çok şey oluyor. Daha şey öğreniyorsun. Birçok şeyi ben bilgisayardan çıkarıp çocuklarına önüne katıyorum. Bu sergide, mesela açacağımız sergi için kullanacağımız malzemede bu bilgisayarın çok faydası oldu. Çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten teşekkür ediyorum. Bu, özellikle bu konuda bakanımıza teşekkür ediyorum. Bütün köy okullarında şu anda bilgisayar var. Teknoloji karşısında dünya küçüldü. Öğretmen bunu kullanmazsa, yani kendi yerine mesela hiçbir yere varamaz. Benim kafamdaki öğretmen talebi şu. Öğretmen artık mum gibi erime falan değil. Öğretmen güneş gibi olmalı. Etrafını aydınlatmalı ve ısıtmalı. Aydınlatmayı bilgilerle yapacak, ısıtmayı da sevgisiyle yapacak.
Ne güzel o gözlerin parlıyor. Ya, çok sağ olun. İçeri odaya bir geçelim. İçeri odaya geçerken masanın üstündeki ork takıldı gözümüze. Öğlen saatiydi. Yemeğe gitmişti öğrenciler. O faslı dönüşe bırakıp devam ettik söyleşiye. Öğretmenim, ben seni görünce böyle Patch Adams diye bir film vardı. Evet. Bu bir doktorun değişik yöntemlerle tedavisiydi. Hı hı. Sen de tabii müfredat içinde, müfredata sadık kalarak güzel şeyler üretmişsin. Mesela şunlara bakıyorum, 10 kişilik okulda ve orada koca bir dolap var, bir şeyler var. Mesela bu nedir mesela? Niye böyle bir şey yaptırdın? Biz özellikle buradaki katımız şu. Bahar geldiği zaman işte ağaçta çiçek açıyor. O açan çiçekler canlandırmaya çalıştı. Açan çiçekler canlandırmaya çalıştı. Geçen yıl patlamış mısırla yaptı, bu yıl da bunu da yaptı. Bu malzemeleri nereden aldın? Malzemeleri tamam. Sadece şu pırları aldım. Diğer zaten köyümüzün ağaç dalları. Kendin mi alıyorsun? Tabii. Birçok şeyi kendim karşılamaya çalışıyorum. Evet, mesela burada bunlar sergili kişiler. Hı hı. Sergide sergileyeceğim çalışmalar özellikle. Bunlar bu seneki sergide bunlar. Bu seneki köy goncaları açtı iki. Hı. Herhalde bu sergiyi devam ettireceğiz. İnşallah. Kimi çok daha yapar. Lütfen ya, serginizi açın diye. Bu da köy goncaları açtı iki. 28 Nisan'da Belediye Kültür Merkezi'nde bekliyoruz. Şu mesela Tayfun Bey, ben çocuklara dedim ki rüzgar gülü yapmasını biliyor musun? Ne dedin rüzgar gülü ne? Ben bir tane yaptım ya, bu fırfırık dediler. Fırfırık ya? Evet, doğru fırfırık. Aha fırfırık. Ben dedim buna adı rüzgar gülü. Şimdi her öğrencinin bir rüzgar gülü var, rüzgar çıktığı zaman buna döndüreceğiz. Rüzgar gülü ya da fırfırık. Önemli olan çocuğun yapması, o keyfi alması. Çok seviyorlar, evet. Rüzgar gülü özellikle uçurtmaları çok seviyorlar. Evet. Her önce bir uçurtma yaptık. Orada balonlar görüyorum hani. Eğitimde gerekli olan bütün materyali kullanmaya çalışıyorum. Öğrenciyi sıkmadan, dersimiz zevkli halde işleyebilecek ne varsa getirmeye çalışıyorum. Bir balon mesela, belki normalde biz pek değer vermez ama şu balonla ben öğrenciler cümleler veriyorum. Fiş cümleler. Ne yazıyordun? Mesela Ali'ye ata bak. Bu balonların hepsini mesela 4 tane öğrencim vardı. Havaya atıyorum. Öğrencinin hangisi... Hangi balonu önce eline gelirse o elindeki balonu okuyor. Evet. Oyun oynar gibi biz bir şeyleri tekrar ediyoruz. Biz cümlelerini tekrar ediyoruz. Çok güzel. Öğrenciler için mesela şey aldım. Her birine bir tane top aldım. Evet. Her birinin için bir topu var. Öyle bir sevindiler ki ama topun maliyeti belki bir şey değil ama o öğrenciye dünyayı veriyorsun. Küçük şeylerle sevindiyorsun. O hediyelerle bir öğrencimin kardeşi de gelmiş. Dedim sen niye kardeşim geldi okula? Öğretmen ben demin... Dedim ki öğretmen bize çikolata alıyor. Dedim ben de gelin bana çikolata alsın. Yani okula gitmeyen öğrenci çikolatayı duymuş. Ya okulu sevdim, memnun lazım zaten. Küçük yaştan sevdim, memnun lazım diyor. Evet. Ya bu da işte bu tip şeylerle öğrenciye okulu, öğretmeni sevdirmeye çalışıyorum. Peki ne kadar, nasıl zaman buluyorsunuz bütün bunlara? Bakın hatta böyle derler yani, konuda eleştiri de alıyorum. Çok eleştiri alıyorum yani. Ya siz gece gündüz diğer dersler yapmıyorsunuz. Gece gündüz iş eğitim veya resim dersi yapıyorsunuz. Bir öğrenciye 20 dakikadan fazla bir ders yapamazsınız. Hiçbir dersi öyle fazla işleyemezsiniz. Bırakın sabahtan akşama kadar dersi yaptım bayım. Bütün bunlar fedakarlıkla oluyor. Öğlen arası mesela 1,5 saat öğlen arası tatilimiz var. Biz bir saat yemeği diyoruz, bir saat çağırıyoruz. Yarım saatimizi hemen burada değerlendiriyoruz. Teneffüslerimizi değerlendiriyoruz. Çocuklar zaten sevince gerisi geliyor. İnanılsın biz diğer ders programımızı hiç aksatmıyoruz. Daha da iyi dört dörtlük işliyoruz. Bilgisayardan işliyoruz derslerimizi. İddialıyız. Peki. Bu fen edebiyat. Eskiden okullarda öğretmenler bunu kullanmak için kursa giderlermiş, biliyor musun? Dolabı bize katılır. Dolabı kullanma katılır mı? Bir ay siyette mezun olduğun zaman katılır. Fen dolabını kullanma kursu. Dolabını kullanma. Şimdi bilgisayarda bu deneyler falan çoğu yapıldığı için çocuklar izle etme imkanım oluyor. Onun çok faydasını gördük. Deneyle bilgisayar ortamında yapılmış, çocuk orada bilgisayardan izliyorlar. Bütün şartlar öğrenciye hizmetine sunulacak. Artık ne varsa. Zahra'nın şiiri geldi yine aklıma. Dört koyundular. İlkini kestiler önce. İkincisini haklarken tam kaçmayı denedi üçüncüsü. 10 metre gitti gitmeden seyrediler. Ben o üçüncünün etinden yedim, yaşam tadı vardı diyor. İşte biz o yaşam tadını Anadolu yollarında sizin yüreğinizden alıyoruz. Öğretmenim, senin burada tabii bu söylediklerim başka bir şeyi anlatıyor. Bir şey istenirse, yürekten istenirse oluyor. Genç öğretmen adayları şimdi seni izleyecekler. Ve sen onlara bir mesaj vermiş olacaksın.
Bir de bunun dışında bir mesaj vermek istiyor musun? Özellikle şunu söylüyorum. Muhammed Boza diyor ki bir ağaç eğer kabuğunu genişletmezse ya çatlar ya da kurur. Biz öğretmenler olarak kendimizi yenilemek zorundayız. Kendimizi aşmak zorundayız. Hiç mazeretimiz yok. Mazeret uyduramaz bu konuda. Kendimizi aşmak zorundayız. Kendimizi aşmak için de bol bol okumamız lazım. Ben özellikle başarılı olan insanlara baktım Tayfun Bey. Hayatlarını inceledim. %90'ı sürekli okuyan insanlar başarılı olmuşlar. Hangi düşüncede olsa olsun. Okuma alışkanlığı olan insanlar. Bu mesleği seçtiğine hiç pişman olduğun gün olmadı mı? Şu ana kadar olmadı. Bundan sonra olacağını zannetmiyorum. Çünkü yani işten gerek. Yani bütün yoğunluğumla çalışıyorum. Bir daha şansın olsa yaşama başlamak için. Yani tekrar öğretmen olurum desem belki şey olmaz. Ben tekrar öğretmen olurum. Kaç kardeştiniz? Biz 6 kardeşiz. 5 erkek bir kız. Babam Elazığ'ın Palu ilçesinin Güzce köyünde. Babam bakmış ki köyde bir gelişme yok. Yani ufak bir tavuk için insanlar birbirini ölüyor, birbirini kırıyorlar. Çekmiş Adana'ya gitmiş demiş. Belki bir çocuğumuz okur, çocuklarımız okur şeklinde. Diğer kardeşlerim okuyamadı. Ailede okuyan tek çocuk benim. Ben de bayağı mücadele ettim ama yazları çalıştım. Birçok imkansızlığa rağmen hiç ailemden 15 yıl okul okudum hiç para aldım, hatırlamıyorum. Şunları verseniz daha iyi şeyler yaparım diyeceğim bir şey var mı? Olarak ver. Özellikle imkanlar sunulursa bir de öğretmenin yaptıkları ödüllendirilmeli, teşvik edilmeli. Bakın o zaman öğretmenler yapıyor. Bu konuda biraz daha ileri gitmemiz lazım özellikle teşvik. Çünkü ben çok eleştiri aldım biliyor musunuz? Ya işte ne yapıyor bu ağaç dikiyor, işte sergi açıyor, bu ders yapmıyor mu? Halk oyunları oynatıyor. Ya biz halk oyunlarının teneffüste çalışıyoruz arkadaş. Teneffüs benim dinlenme saatim değil mi? Ama ben dinlenmiyorum. Ya diyorum ki öğrencime şurada bu kültürü yerleştireyim. Koskoca köyde bu oyunları oynaması bir yok. Bir düğüne, geçen bir düğün olmuş. Öğrenciler gitmişler demişler. Çekilin ya biz bakın nasıl oynanıyor. Çıkmışlar erkek gibi oynamışlar ya. Bilgisayar öğrenmek için nasıl çaba sarf ediyorsa kıt imkanlarla ulaştığı orguda onlara şarkı öğretmek için çalışıyor. Öğretmenim, bu klavye kimin bir kere? Benim, nereden geldim? Kendi orku. Yani bu üç için mi aldın bunu? Evet, özellikle müzik dersini daha zevkli hale getirmek için. Şanlıurfa'da almıştım. Müzik dersini daha zevkli hale getirmek için getirdim. Türkçe derslerinde de öğrenciler şiir okurken fon yapmaya çalışıyor. Hatta Şanlıurfa'da bu yüzüne fırça yedim. Türkçe dersinde fon yaptım diye ama müzik demiş ki sen buraya diskoya çevirdin. Yani cazı bana gelsin, öğrenci fon eşiğine bir şiir okumayı da öğrensin değil mi? Müzik dersinde de yine aynı şekilde. Ya çocuklar şimdi müzik dersini çok sevmeye başladı. Bir de 5 dakika falan kendilerini de kullanıyorlar bu orkı. O da çok hoşlarına gidiyor. Aa işte piyano, ona piyano diyor tabii. yani nota okumayı falan öğretmen okulları mı? Ya ben acemiyim, amatörce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama kendin öğreniyorsun, onlara da öğretiyorsun. Kendim öğreniyorum, çocuk şarkısını öğreniyorum, evde hazırlanıyorum. Gelip bu defa onlara da öğretiyorum. Ama sesim de yanıktır, onu da söyleyeyim. Şanlıurfa'da 5 yıl kaldığım için. sen de buralısın değil mi? Palusun. Ben buralıyım. Şanlıurfa'da 5 yıl kaldığım için köfteyi yedik ya ses iyi. Ses hakkını veriyor yani. Peki. Bir devam edin. Yani aslında söyleyebilirim. Ha, söyle. hadi söyle bakalım. Nasıl öyle paydosundayız şimdi? öyle paydosundayız. Size bir yerlazık duygusu söyleyeyim. Söyle. Alayım mı? Kar mı yağmış Harput'un başına? Kar mı yağmış Harput'un başına? Kurban olam toprağına, taşına, taşına, taşına aman. Kurban olam toprağına, taşına, taşına, taşına ama. Bir saatlik ara çabuk bitti o gün. Çocuklar hemen döndüler okula. Yine dişler fırçalandı, el yüz yıkandı. Hangi aldı seni? Bu benim. Hadi. Fırçanı al. Ders saati gelene kadar bahçede hepsinin kendisine ait olan
çileklere bakım yapıldı. 5 sınıf bir arada tek derslikli avcılı ilköğretim okulunun tüm öğrencileriyle beraberiz. Böyle 10 kişi olunca rahat oluyor değil mi? Evet. Hepimiz, yani kimse kırılmıyor, gücenmiyor. Herkes görüntüde yer alıyor. Hocam bu bahçe işleri de var galiba. Evet evet, o da ayrı bir özellik. Özellikle tanım dersi, iş eğitimi ve fen bilgisi, hayat bilgisi derslerinde bitkilerle ilgili konular uygulama bahçesinde yapıyoruz. Uygulama bahçemiz çok güzel. Öğrenci yani bitkinin nasıl yetiştiğini kendisi bizzat uygulayarak görüyor. Mesela burası bizim seramız. Sera yapmışız, laylonu yeni söktük. Elazığ'da sera oluyor mu? İşte olacak, biz deniyoruz. Yani köylerle demiş olduğunu, biz de dedik ki olur. Deniyoruz. Bu bir deneme. Hı. Ve tanım dersinde yapacağız. Yani çocuklar da serayı görmüş oldular. İlk defa serayla tanışmış oldular. Eğer başarırsak biz bu yöreye seracılığı yerleştiririz. Bu bir projedir. Hem öğrenci. Benim anlayışım da şu. Öğretmen sadece öğrenci yetiştirmez. Toplumda eğitmeli. Bu bir kere yerleşmeli bizde. Öğretmen sadece öğrenci değil, toplumu eğitmeli. Evet, köyde bu bayrağın dalgalanması güzel bir kere. Değil mi? Hem bir öğretmenin olması. Ayrıca mesela hayat bilgisi ve fen bilgisi de konumuz bitkilerdi. Ben 150 tane çilek fidesi. Bu bölgede niye olmasın? Yani o da Elazığ'ın diğer aşağı kesiminde yetişir, bu da niye olmasın? Eğer biz bunu başarırsak bu bölgeye çilekçiliği de yerleştireceğiz. Ve bu bölgeye bir şeker pancarını bir öğretmen getirmiş Tayfun Bey. Şunu da iyi biliyorum ki Rize'ye çayı bir öğretmen götürmüş. Antalya'ya çiçekçiliği bir öğretmen götürmüş. Hacı Rumalı neden çilekçiliği buraya getirmesin değil mi? Değil mi? O kadar. Ablacığım ismin nesin? Hasret İlbek. Hasret İlbek, kaç kardeşsiniz siz? İki. Büyük mü küçük mü senden? Küçük. Öğretmenini bana anlatır mısın? Okulunu seviyor musun? Niye seviyorsun? Öğretmenini niye seviyorsun? Al şu mikrofonu bakalım. O kınalarda çok ya. Düğün mü vardı? Hayır. Nereden bu? Niye böyle? Öylesiniz. Seviyor musun kına işini? Evet. Erkeklerde de var burada kına. Ben düğün var zannettim. Al bakalım şunu. Anlat bakalım. Bana öğretmenini bir anlat. Çocuklar şöyle bir resimde bir resimde. Evet. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenim bize sergi açtırdı. Çıkmalar yaptırdı. Folklor ekibine götürdü. Sıra beklemeyin. Kim konuşacak? Bel kaldırmayan konuşmayacak. Gel bakalım hadi. Zorla yok. Adım Tolga İlbek. Bir İlbek daha geldi. Evet. Adım Tolga İlbek. Avcılıköy İlköğretim Okulu'nda okuyorum. 4A sınıfındayım. Öğretmenimi çok seviyorum. Öğretmenimi dünyalar kadar seviyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Bir dakika dur, ara ver. 4A sınıfı dedin de zaten burası tek derslikli. Evet. Tek 4. sınıf sen misin? Evet. 4A'nın tek temsilcisi sen misin? Evet. Güzel. Peki 4B var mı? 4B yok. Seni seviyorum. Peki. 3A'dan kim var? Biz. He? 3A mısınız siz? Güzel. Peki 3B var mı? Hayır. Peki siz bu okulu nasıl bırakıp gideceksiniz çocuklar? 5. sınıf oldunuz. Ne zaman nasıl gideceksiniz? Hayır. Hocam sen dur, onlar verir cevap. Dur. Nasıl bırakıp gideceksiniz? Kalmayı düşünüyoruz. Sınıfta kalmayı mı? Evet. Peki 5'ten sonra hangi okula gidiyorsunuz? Arta 1'e. Nereye? Uzun Tarla'ya. Nasıl gidip geliyorsunuz? Otobüsle. Taşımalı sistem mi? Normal otobüs böyle. Normal otobüs. Gideceksin ama değil mi? Evet. Zor olacak ama. Evet. Ben de olsam böyle bir öğretmeni bırakmak çok zor olurdu. Evet. Okulu o açıp o kapıyor. Yani okulun her şeyi o. En önemlisi vazgeçilmezi çocukların. Onca sıkıntı arasında içimizi ısıtmakla kalmadı Hacı Ormanoğlu. Olması gerekeni satır aralarında söylerken aslında hepimize ders verdi. Yitirilen onca değeri bir köy ilkokulunda bulacağımız aklımıza hiç gelmemişti. Hiç şikayetin yok mu senin? Ya her mesleğin sorunları olur, sıkıntılar olur ama o sıkıntılar sevince, işten gelerek isteyince aşılıyor. Yoksa mutlaka her yerde bir sıkıntı var, her yerde sorun var. Biz bunu aşarız.
İşte böyle yol dostları. Yol hikayesi Bamteli bu memleketin gerçek insanlarını ekrana getirmeye devam edecek. Şimdi yine size çok güzel bir kampanyadan söz edeceğim. İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal ve Kültürel Merkez, yani öğrenciler güzel bir kampanya başlattılar. İTÜ Bamteli El Ele Uzaklara ismini verdiler. Burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. Hani evinizde ya da iş yerinizde model yenilemek adına boşa çıkan bilgisayarlarınız var ya, işte onları siz ÜTÜ'ye göndereceksiniz. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki arkadaşlar onların kurtarılabilecek olanlarını kurtaracak ve Anadolu'ya gerçek ihtiyaç sahiplerine göndereceğiz. Yalnız burada arkadaşlarımızın bir uyarısı da var. Özellikle bunu belirtmişler. Bilgisayarların minimum Pentium 2 olanlardan seçilmesi kullanım ve iletişim açısından uygun olacaktır diyorlar. Yani minimum Pentium 2 olacak. Ve efendim hemen adresleri veriyorum. Önce telefonu vereyim, ekranda da göreceksiniz. 0212 293 13 çift sıfırdan 25 21. Elektronik posta adresini veriyorum. mospay@itu.edu.tr ya da enissagol@yahoo.co.uk. Desteklerinizi bekliyoruz. Her zaman gibi bitirelim. Yollar uzun, memleket şartları çetin. Biz artık gidelim.